Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone değilseniz tamamen ücretsiz şekilde abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Eve gelenler birbirine bakarak kim olduğumu anlamaya çalışıyorlardı. Davet edilen herkesin gelmesiyle kendimi tanıtmak için yerimden kalkıp herkesin karşımda beni rahat duyabileceği bir yere geçmesini istedim. Herkes yerleşmeye çalışırken hadimlere ve cinlere evi ve çevresini korumaya alıp kuş uçurmamalarını söyledim. Cinlerin ve insanların yerlerini almalarıyla konuşmama başladım. Size yapılan çağrıya icabet edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizleri buraya çağırma amacımız dedemizin sizleri görmek istemesi değildi. Amacımız benim sizleri görmek ve konuşmak istememdi. Ben Asva Ehli Kubur. Sizin memleketinizden gelen ölülerinizin defnedildiği mezarlık ehlindenim. Allah beni bazı nedenlerle o mezarlığa öldü sanılarak defin edilmem için gönderdi. Hayatımın talihsiz olarak adlandırılan bir dönemi benim ve ailem için şerefli bir anıya dönüştü. Sizlerin neler yaşadığını biraz gecikmeli de olsa öğrendim. Seneler evvel size davanızda yardım etmek için gelen Asva isimdeki alimin yaşadıklarını bilirim. Sizleri topraklarınızdan edip üzerine çullanan kafir cinleri dost tutanlardan da haberim var. Benim derdim ve gayem sizleri bu yolda yalnız bırakmayıp doğru bildiklerim için savaşarak yurdunuzu ve mallarınızı geri almanızı sağlamak. Eğitimlerim biteli çok zaman olmuyor. Yaşım da sizlere göre küçüktür, bilirim. Ama bildiğim bir şey daha var ki o da Allah'ın mazlumların yanında olduğudur. Yaşanan onca olaydan sonra anladım ki Allah bu davanızda sizlere yardımcı olabilmem için beni o gün o mezara gönderdi. Sizlere bunları yapanların davalarında devam edip etmeyeceğine bakmak istedi. Ama onlar zulümlerini kaldıkları yerden senelerdir durmadan devam ediyorlar. Onlarla alakalı öğrendiğim bilgilere göre bunu sadece sizlere değil, sizler gibi mazlum olan nice insana yapmışlar. Buraya gelmeden hem memleketimizdeki hem de diğer illerdeki bu sorunları yaşayan insanları araştırıp buldum. Yanlarına gidip konuşmadan dertlerini izledim. Bilirim ki hepiniz ana yurdunuzdaki hayatınızı özler, içten içe buna üzülürsünüz. İlk önce burada sizlerle konuşmak istedim ki kimse ne olduğunu anlamadan sizlere derdimi anlatabileyim. Bu geceden sonra sizlerden her biriniz başka şehirlerde yaşamaya mahkum kalmış olanlara giderek onlara bu durumu haber verecek, umut var olmalarını ve Allah'a dualar ederek bize destek olmalarını istemek olacak. İlk konuşmamı yapıp neden orada olduğumu onlara detaylarıyla anlattım. Soruları olanların sorularını cevapladım ve benimle olup olmadıklarını sordum. O gece orada olan herkes başka memleketlerde sürdükleri bu yaşamdan memnun olmadıklarını ve yapılan zulme karşı gelmek istediklerini söylediler. Onlardan duyduğum bu yanıt benim de daha umutlu olmama vesile oldu. İlerleyen saatlerde neler yapılabileceğiyle alakalı bazı planlar ve konuşmalar geçti. Herkese benden haber beklemelerini, onların hepsini korumaya alacağımı, diğer insanlarla konuşurken ya da konuşmaya giderken temkinli olmalarını, eğer kafalarının içinden Allah'ın selamıyla başlayan bir konuşma duyarlarsa ya da beni bir anda karşılarında görürlerse korkmamalarını, bunların benim haber verme yolum olduğunu ve vereceğim habere göre dikkatli olmalarını söyledim. O gece orada çok uzun bir konuşma oldu. Her insan beni anlamış ve inanmıştı. Onları evlerine yolcu ederken karşımızda olan düşmanın çetinliğini, onları her yerden dinleyebileceklerini, bu yüzden de yol boyunda ya da evlerinde bu olayla alakalı konuşmamalarını, benden haber geldiğinde ise korumalarla yola çıkmalarını, ancak o zaman dinlenmediklerinden emin olacaklarını söyledim. Herkes evden ayrıldıktan sonra ailenin yaşlı insanıyla bir süre konuşup geceyi geçirmek için camiye doğru yola koyuldum. Camiye girmeden abdestimi tazeleyip öyle girdim. Namaz kılıp
Allah'a derdimi anlatarak dua edip yardım istedim. Namazımın bitmesiyle de bir köşeye geçip kıvrılıp uyudum. Sabah ezanı okunana kadar önceden gördüğüm karmaşık rüyalarımı yeniden görmeye başladım. Bu defa diğerlerinden farklıydı. Senelerce ne olduklarını anlamak için çabalamıştım ama bu geceye kadar bunda başarılı olamamıştım. Birbiri içine girmiş rüyalarımın tamamı aslında bir bütünün parçasıymış. Bense bu bütüne yanlış bir yerden bakıyormuşum. Ezanla uyanıp namazımı kıldım ve geldiğim yere dönmek için yola koyuldum. Bundan sonrasında olacaklar Allah'ın takdirinden öteye gidemez. Ailemin yanına döndüğümde saatler akşam ezanına gelmişti. Her zaman gittiğim camiye gitmeyip bu defa kafirlerin dost edindiği, sahte Müslümanların namaza gittikleri camiye gittim. Amacım onları yakından görebilmekti. Caminin yakınına geldiğimde kafir cinlerin uzaktan camiye bakıp eğlendiklerini görmem uzun sürmedi. Hadimlere ne olursa olsun kendilerini cinlere göstermemelerini, vakti gelinceye kadar da buna dikkat etmelerini söyledim. Namaza gelenlerin işlerinin sadece gösteriş olduğunu anlamam namazın hemen ardından olmuştu. Bu yapmacık tavırlarına daha fazla katlanmamak için camiden ayrılıp evin yakınlarına geldim. İzlenmediğimden emin olduktan sonra eve girdim. Bizimkilerle sohbetin ardından odama çekildim ve hadimleri gelmeleri için çağırdım. Tüm hadimler geldiğinde bu düzenin bir an evvel bitmesini istediğimi ve o gece konuştuğumuz insanlara ben kılığında görünerek harekete geçirmelerini söyledim. Onların toparlanıp buraya gelmesi birkaç haftayı bulacaktı. Bense bu boş kalacağım zaman diliminde her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp hareket edecektim. Birkaç gün içerisinde bu adamların çalıştıkları bütün cinleri ve kabileleri öğrendim. Büyü, musallat gibi işlerden sorumlu olanlar kimdir, nedir, anladıktan sonra en zayıf halkalarını tespit ettim. Onları tek tek yakalayıp bitirmem gerekiyordu ki sonlara geldiğimde kayıp vermeden zafere ulaşabileyim. Şehirden taşınmış olan bütün insanlar bir kafile halinde şehre geri döndüler. Onlar şehre giriş yaparken ben uzaktan izleyerek neler olacağını gözlemlemeye çalışıyordum. Onların şehre giriş yapmasıyla her yere yerleşmiş olan, onlara tabi olan insanlar sahiplerine haber verdiler. Bunları görmüş ve öğrenmiş olmam işime çok yarayacaktı. Müslüman dostlarıma tanıdıkları bütün Müslüman cinleri şehre doldurmalarını ve onlarla bağı olan herkesi izlemelerini, olası bir durumda da onlara haber vermeye çalışan insanlara müdahale ederek yapacakları şeyleri engelleyip doğru yolu göstermelerini istedim. Şehirde yaşayan bütün Müslüman cinler ve dışarıdan gelen Müslüman cinlerin organize olmasıyla kafamda olan planları gerçekleştirmek için harekete geçtim. Zamanında Hüddam Asva'yı zehirlemiş olanlar, zulmettikleri ailelerin şehre geri dönme haberlerini aldıklarında harekete geçtiler. Bütün şehir halkı dönenleri şaşkınlıkla karşılamıştı. Şehre dönenler, düşmanlarının tek el koyup da sahiplenemedikleri eve, yani benim, insanları evine topladığım ihtiyarın evine ve bahçesine kuruldular. Buraya aslında el koyamama nedenleri, bu evi de alırlarsa her şeyin açığa çıkacak olması korkusuydu. Diğer bütün ev ve arsaları satılmış ve ondan sonra gitmiş gibi göstermişlerdi. Bütün bu evlerin arsaların tapuları asıl hak sahiplerinde vardı. Planın ilk aşaması olan yerleşme bitmiş, ikinci aşaması olan haklarını geri almak için asıl tapularıyla haklarını talep etme sırası gelmişti. Ertesi gün olduğunda yapılacak ilk iş, gelenlerin tamamı arsalarına yerleşmiş ya da yerleştirilmiş olanların kapılarına dayanacak, yapılan haksızlığı onlara anlatarak kışkırtacaklardı. Hak sahiplerinin bunu yapmasıyla önce o insanlar itiraz edip inanmadılar ama belgeleri gördüklerinde direkt arsaları onlara tahsis edenlerin kapılarına dayandılar. İstediğimiz olmaya başladığında ise hemen gerekli yerlere başvurup haklarını talep ettiler. Bunu yaptıkları yerlerde çalışan adamları durumu efendilerine haber vermek üzereyken Müslüman cinler içlerine girerek
o insanlara gerçekleri itiraf ettirdiler. Cinler içlerinden çıktığında ise ancak ne yaptıklarını fark ettiler. Ama iş işten çoktan geçmiş, dahil oldukları zulümleri kendi ağızlarıyla itiraf ederek aynı yerde çalıştıkları insanların da bunu duymalarını sağlamışlardı. Gerisi onların idarecilerinin onlara verecekleri cezalardaydı. Plan gereği en alttan başlayarak yukarıya doğru gidecek, bölge halkının da bir şeyleri anlamalarını sağlayacaktım. Ailenin eli kolu çok uzundu. Bunu yapmamış olsaydık bizleri itibarsızlaştırıp belki de kimse bir şeyleri duyamadan üzerini kapatacaklardı. Biz bunu yaptığımız için de şimdi daha saldırgan davranıp hataya düşeceklerdi. Bunu yaptıklarında da gerisi ben ve hadimlere kalmış olacaktı. İdari makamlar yapılanları itiraflarla öğrendiklerinden gerçekleşen olayın peşine düştüler. İçlerinden bazıları onlardandı ve bunu hem göstermelik hem de işin arkasında ne var öğrenmek için yapıyorlardı. İçlerinden Allah'ın hakkını gözetenleri daha öncesinden tespit ettirdiğim için yapacağım şey belliydi. Gecenin ilerleyen vakitlerinde cinler vasıtasıyla hepsinin oturduğu odaların ortasına birer kağıt bıraktırdım. Kağıtları görenler korkularının geçmesiyle o gece bizim toplandığımız mezarlığa geldiler. Dedemin mezarına yaklaştıklarında cinleri etrafı sarmaları için yolladım. Karşılarında beni görmüş olmak hepsini şaşırtsa da olanı biteni detaylarıyla anlatıp belgeleriyle gösterdim. Bir saat kadar süren bu görüşmenin ardından elimiz artık daha da güçlenmişti. Haklarını geri alacağımız kesinleştiği için hak sahiplerine haber gönderip bunu bildirdim. Kararlı duruşlarına devam etmelerini, onlara zarar gelmemesi için gereken korumaları yapacağımı, rahat olmalarını söyledim. Evime geldiğimde ise annem babam uyumuştu. Sabah olunca onları karşıma alıp neden mezarda dirildiğime kadar her şeyi en ince detayına kadar anlattım. Hak olan bu davada olduğumu, dikkatli olmalarını istediğimi söyledim. Onların da bana destek olmasıyla daha da rahatlamıştım. Öğlen vakti olduğunda camiye gitmek için yola koyuldum. Camiye yaklaştığımda ise beni kafirlerden birkaç cinin takip ettiğini gördüm. Onları gördüğümü anlamamaları için normal davranarak camiye girdim. Namazın başlamasına birkaç dakika vardı. Hemen hadimleri çağırıp caminin dışında olanları fark edip etmediklerini sordum. Onlarsa fark ettiklerini ve kime bağlı olduğunu bulmak için beklediklerini, onu tespit ettikleri anda da yakalayıp ona ulaşamadan getireceklerini söylediler. Görevlerini yerine getirmeleri içime su serpmişti. Huzurla namazımı kılıp camiden çıktım. Kafirler hala uzaktan beni izliyorlardı. Onları gördüğümü belli edercesine bir hareket yapmamla aradıkları kişinin ben olduğunu anlayarak sahiplerinin yanına gitmek için kaçtılar. Ben daha mezarlığa bile yaklaşmamıştım ki hadimler yakaladıkları kafirlerle karşımda belirdiler. Sıkıca tutun, mezarlığa girip dua ediyormuş gibi hareket ederken sorgulamalarını yapacağız. Hızla mezarlığa girip ortalara doğru ilerledik. Çevreden görünmeyecek bir konuma geldiğimizde ise planlarını sordum. Konuşmamakta oldukça kararlı davrandıklarındaysa hadimlerden biri devreye girip cinlerden birini parçalarına ayırdı. Sıranın ona geldiğini anlayan cin ise birbirinden alakasız yalanları birbiri ardına sıralayarak inanmamızı bekledi. Ben Asva ehli kubur. Burada yatan mezarlık ehlindenim. Senin söylediğin bu yalanlara ancak seninle aynı zihniyette olanlar inanır. Şimdi burada doğruları söylemezsen eğer diğer arkadaşının ölümünden çok ama çok daha acılı bir ölüm bekliyor seni. Cin yalanlara devam edince hadimlerden biri kolunu tuttuğu gibi gövdesinden ayırdı. Cin acı çığlıklar atsa da konuşmamaya kararlıydı. Onlara bu kadar sadık olmalarını beklemiyordum. İkinci kolunun kopmasına rağmen davranışına devam edince gebertin bunu. Ölmeyi istiyorsa bu kadar, ona istediğini verin diyerek oradan ayrıldım.
Birkaç adım attığımda cinin çığlıkları mezarlığı inletti. Ne yapacaksın ya Asva? Yapacağımız şey belli. Bu iş uzamadan en zayıflarından başlayarak hepsini tek tek devre dışı bırakmak. Yoksa kalplerinde Allah korkusu olmadığı için ne yapacakları belli olmaz. Baksana, benim olduğumu anlayıp takibe bile başlamışlar. Emrin nedir peki? Bu cinlerin sahibini öğrendiniz nasılsa. Onun yanına giderek bir ziyarette bulunalım. Bana yolu göstermeniz şimdilik kafidir. Yarım saat yürümenin ardından daha evvelden adını duyduğum ve hatta annemlerin beni hastayken yanına getirdiklerini söyledikleri adamın evinin önüne geldik. Kapısını çalmadan direkt hadimin açmasıyla içeriye girdim ama içeride oldukça kalabalık bir insan grubu vardı. Benim bu şekilde girdiğimi görenler ve duyanlar bana dönmüş bakıyorlardı. Bu adam yalancının, sahtekarın tekidir. Sizlere deva olmak yerine paralarınızı alır, dertlerinize dert eklemekten başka bir şey yapmaz. Kafirlerle çalışan birinden başka bir şey değildir bu adam. Benim bu bağırışımla adamın evde olan insan yardımcıları diğer odalardan fırlayarak üzerime doğru yürüdüler. Hadimlere dönerek kapı pencereyi tutun. Ne bir insan ne de bir cin bu evden çıkmayacak. Herkes bunların ne mal olduğunu öğrenecek diye bağırdım. Hadimlerden dördü yanımda kaldı, cinlerin tamamı ise evin çevresini sardı. Adamın yardımcıları yakama yapıştıklarında kılımı dahi kıpırdatmadan bayıltın diye emir verdim. Hepsinin birden yere yıkılması içeride olan insanların ne kadar ciddi olduğumu anlamasını sağlamıştı. Hızla sahtekar hocanın odasına daldım. Ya burada olanlara kendini itiraf eder, paralarını verirsin. Ya da ben seni zorla konuşturup insanların duyması gerekenleri duyurur, sonrasında da bir daha konuşamaz hale getiririm. Adamın ilk çıkışı bu adam delilere karışıp kafirlerin oynaşı olmuştur. Baksanıza, benim gibi bir hocaya ne der Allah'tan korkmaz oldu. Ben Allah'tan korkarım da sen. Ne ondan ne de kullarından utanmazsın görürüm. Bu adama bağlı olan bütün kafirleri toplayıp getirin ve adamın gözünün önünde öldürün. Hadimler dediğimi yaptığında içeride olan adamın musallat ettiği bütün insanlar kendilerinden geçtiler. O an diğer insanlar bir şeyleri fark ettiler. Cinlerin hepsinin öldürülmesini emrettim çünkü buradan canlı çıkmaları felaket olabilirdi. Bütün cinlerin ölmelerinden sonra adama dönerek hala konuşmamakta kararlı mısın diye sordum. Adam işlerini yaptığı masanın yanında olan bıçağı alarak bana saplamak için hamle yaptığında hadimlerden biri önüme geçti, diğeri ise adamın içerisine girdiği gibi dizlerinin üzerine çöktürüp ellerini ardına götürdü. Ey hadimim, bu adamın yaptığı ne varsa bu insanların duymasını sağla. Dilini çöz, yalan söyleyemez hale getir dedim. Adam başta dirense de benim önümde olan hadimin değişerek gırtlağına yapışmasıyla affet, konuşacağım diye yalvarıp anlatmaya başladı. O gün ve öncesinde kime baktıysa paralarını iade etmesi koşuluyla orada mağdur ettiği insanların eline bıraktım. Hepsi önce adamı yaptıklarına karşı pişman ettiler. Sonrasında ise zulalarında sakladığı paralarını alarak gereken insanlara dağıtmak için harekete geçtiler. Adamın içine oldukça güçlü bir cin yerleştirip dilini ve ellerini bağlattım. Ne zaman yalan konuşmaya ya da yalan şeyler yazmaya başlarsa kilitlenip kalacak. Doğruları konuşmadığı sürece lal ve âmâ kalacaktı. Yardımcılarını ve adamı gereken insanlara teslim ettikten sonra ne kadar sıkıntı yaşamış insan varsa bu adama gelip mağdur olan onların musallatlarını hadimler ve Müslüman cinlerle temizledim. Bu, birkaç gün içerisinde olanlar insanların bir şeyleri fark etmesine vesile olmuştu. O günün gecesinde insanların yardım için benimle beraber savaş veren insanların yanına o bahçeye destek vermeye gittiklerini öğrendim. Bir şeylerin değişmeye başladığını anlamam
ve sevinmem çok kolay olmuştu. Artık o insanlara kalabalıktan dolayı bir şey yapamazlardı. Geriye saldırabilecekleri tek yer ailem ve ben kalmıştık. Ailemi bu yüzden büyük bir korumaya alıp sabaha kadar bekledim. Sabah olduğunda ise bu davanın artık sonuna gelmek ve daha fazla rezil olmadan vazgeçmeleri için soyun yanına doğru yola çıktım. Çevrede olan ne kadar Müslüman cin varsa hazır olmalarını, olası bir durumda da müdahale etmelerini söyledim. Onların hazır olmasıyla da sülalenin kapısına dayandım. Birkaç çalış sonrasında ne tesadüftür ki bu işlerle uğraşanların hepsi orada toplanmıştı. Beni aramak, kim olduğumu öğrenmek için çabalamayın. Ben haklı olanların yanında alemlerin Rabbi Allah'ın izniyle bulunuyorum. İçerisinde bulunduğum bu kutlu dava bundan yüzyıllar evvel başlamış ama sizlerin hainlikleriyle tamamen masum olan bir alemin ölümüyle sonuçlanmış. O, davasını çözmüş olmasına, hakkı yerine getirmiş olmasına rağmen sizlerin onu zehirlemesiyle can vermiş bir insan. O zaman bunları yapanların canlarını alacak güce ve ilme sahipti. Ona hizmet edenler de bunu yapmak istediklerinde o buna müsaade vermedi. Birçok canın ölmesi yerine kendisinin ölmesini tercih etti. Çünkü tek derdi vardı, belki gerçekleri görür de bu zulmünüzden vazgeçersiniz diye düşünüyordu. Peki, sizler ne yaptınız? Onu öldürmeniz yetmezmiş gibi yüzlerce senedir de aynı kansızlığa devam edersiniz. Bugün ben asfa ehli kubur olarak başlamış olan bu davayı sonlandırmak için buradayım. Halk ilmek ilmek ördüğüm planla ne olduğunuzu gördü, öğrendi. Mazlum olanların yanında bu davada yer almaya başladı. Her gün bu destek katlanarak artacak. Size son kez söylüyorum ve son bir şans veriyorum. Eğer bugün burada sapmış olduğunuz bu yanlış yoldan döner, tövbe eder ve hakkı olanlara haklarını teslim ederseniz sizden olan kimsenin canı yanmayacak. Halk, hatanızı fark ettiğinizi, geçmişte olanların yaptıkları şeylerden pişman olduğunuzu düşünerek sizleri dışlamayıp affedecektir. Herkesin öfkesi gözlerinden okunuyordu. Korkusuzca sözlerime devam ettim. Eğer beni dinlemeyip aksini yapmaya çalışırsanız da ben asfa ehli kubur. Baş koyduğum bu davada size burayı dar eder, bir daha insan içerisine çıkamayacak hale getiririm. Bunu yaparken de emin olun size en ufak bir merhamet göstermem. Ölmek için her gün yalvaracağınız bir hale getiririm. Final bölümü Perşembe gecesi sizlerle olacak. Bu seri normalde 45 bölüme kadar kısaltılmış olan bir seri. Yani Sivaslı Hüddam Süleyman serisi gibi 3'e bölünecek, oldukça uzun ve güzel bir seri. Cumartesi günü yayınlanacak olan tek part haline gelecek olan yorumlara ve beğenilere göre devam edip etmeyeceği de netleşecek. Diğer serilerde ise musallat vakaları ya da ilimle alakalı süreçlerinde yaşadıkları yer alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.